Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulüne Muhammedin salat. Şimdi çok okunmayan bir yerden okuyacağım. Dördüncü lemadan. Dördüncü lema. Dördüncü lema. Dördüncü lema, Minhac-ı Sünne bu Risale'ye layık görülmüştür. Sünnetin yolu. Şimdi birinci lema, ikinci lema, üçüncü lema sünnetin yolunu tarif ediyor. Bu dördüncü lema ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o birinci, ikinci, üçüncü lemada anlatılan hakikati hayata yansıması, yani nasıl tatbik etmiş, uygulaması anlatılmış yani. Nasıl birinci lema sünnet yolu? Şöyle, şimdi birinci lemada Yunus Aleyhisselam sırrı ehadiyet, nuru tevhid içinde inkişaf etmiş. Afaki tevhid. İkinci lemada Eyüp Aleyhisselam musibet ve hastalıklarda sırrı tevhid yakalanmış. Bu da enfüs. Birinci lema afak, ikinci lema enfüs. Şimdi üçüncü lema ise afakta ve enfüste o tevhidi yakalayan kimse ya baki entel baki diyebilir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın afakta ve enfüsteki yolu bu. Bu dördüncü lema ise Minhac-ı Sünne bu risaleye layık görülmüştür. Şimdi burada okuyacağız biz. Burada dört nükte anlatılmış. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o birinci ve ikinci lemada anlatılan o tevhid hakikatini hayatta nasıl yansıtmış, nasıl tezahürünü, çabasını vermiş yani. Bu dördüncü lemada o anlatılmış yani. Minhac-ı Sünne aslında bir, iki ve üçüncü lemalar o sünnetin yolu yani. Burada ise hayata tezahürü, aksettirmesi anlatılmış. Dördüncü lemada. Şimdi bizim dersimiz dördüncü nükte. Şialarla ehl-i sünnet ve cemaatin medar-ı nizâ, hatta akaid-i imaniye kitaplarına ve esasat-ı imaniye sırasına girecek derecede büyütülmüş bir meseleye kısaca bir işaret ederiz. Bu başta söylüyor, meseleyi imamet bir meseleyi feri olduğu halde çok büyütülmüş yani. Yani furat bir meseleymiş, imamet meselesi. İşte Hazreti Ali'nin hakkıydı, işte Hazreti Ebubekir'in hakkıydı, bu medar-ı nizâ olan mesele furuattan bir meseleymiş. Fakat o kadar büyütülmüş ki akaid-i imaniye kitaplarına ve esasat-ı imaniye sırasına bazılarının nazarında girmiş yani. Mesela Hazreti Ali'ye ilahlık vermişler. İşte Hazreti Ali'yi peygamber olarak görenler olmuş. Bu derece büyütülmüş yani bu mesele. Şimdi dersimizin başlıkları, bizim ana konumuz bu. Birkaç tane dersin başlığını söyleyeyim. Minhac-ı Sünne ne demektir? Bunu söyledik. Minhac-ı Sünne bu risaleye layık görülmüş. Peki sünnetin yolu ne? Yani buraya baktığımız zaman burada bir şey anlatmıyor. Şimdi okuyacağız. Aslında sünnetin yolu 1, 2, 3. lemalar yani. Bu risalede ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o lemalarda anlatılan hakikati hayata nasıl yerleştirmiş, nasıl aksettirmiş, nasıl nakşetmiş yani. Bu dördüncü lema da o anlatılıyor. 11. lema da Mirkat-ı Sünne. Mirkat basamak demek, sünnetin basamakları var. 11 tane sünnetin basamağı var. Yani sünnetin yoluna giren bir kimse bu dördüncü lemada o basamaklara riayet edebilir yani. Mesela afakta tevhidi yakalamamış, enfüste tevhidi yakalamamış. İşte eşyadaki zeval ve fenayı görememiş. Bu yani sünnetin nesine dikkat ediyor yani. Asıl sünnet oymuş yani, onu anlatılmış. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkatini anlatacağız. Ben şimdi özetleyeceğim. 1, 2 ve 3. nükteleri özetleyeceğim. 4. nükteyi ders yapacağız. Ehl-i sünnet ve ehl-i sünnet cemaat ve şialar arasındaki medar-ı münaza olan bu imamet meselesinde şiaların ehl-i sünnet ve cemaate getirdiği ve getirebileceği 4 tane delil varmış. Okuyacağız şimdi. Ehl-i sünnet ve cemaat de
Şiaların o 4 tane deliline karşı 2 tane çok kuvvetli delil göstermiş. Bu 4. nükte de bunu göreceğiz. Bizim ana dersimizin başı o. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bazı cüzi maddelere, böyle hususi şeylere karşı aşırı derecede şefkat göstermiş. Neden? Bunu öğreneceğiz. Bir de 3. nüktede de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Ali Beytine muhabbeti istemiş. Neden yani istemiş? Bunu özetleyeceğiz. Bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkatinin delilleri. Bu dersin başlıkları bunlar ama esas konumuz bizim anlatacağımız Şiaların Ehl-i Sünnet ve Cemaate Hilafet Hazreti Ali'nin hakkıydı diye getirdikleri ve getirebilecekleri 4 tane delil varmış. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'te onlara karşı 2 tane kuvvetli delil söylemiş. Dersimizin ana konusu bu. Bunu göreceğiz yani. Bismillahirrahmanirrahim. Minhac-ı Sünne bu risaleye layık görülmüştür. Meseleyi imamet bir meseleyi feriye olduğu halde zihade ehemmiyet verildiğinden bir meseleyi imaniye sırasına girip ilmi kelamda ve usulü dinde medar-ı nazar olduğu cihetle Kur'an'a ve imana Kur'an'a ve imana ait hizmet-i esasiyemize münasebeti bulunduğundan cüz'i bahsedildi. Bismillahirrahmanirrahim. لَكَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفِسِكُمْ عَزِزْ عَلَيْهِمَا عَنِدْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ فَاِنْ تَوَلَّفْ فَكُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا هُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Şu ayet-i azimenin çok hakaik-i azimesinden bir iki hakikatına iki makam ile işaret edeceğiz. Birinci makam. Şimdi bu 4. lemada birinci 3 tane ayet var. Bu ayetin birincisini 4 nükte içinde izah etmiş. Yani size, sizin içinizden bir peygamber geldi, size karşı çok rauf ve rahimdir. Bu 4. lemada bu ayet izah edilmiş. Genel manada baktığımız zaman. Diğer 2 ayet de 11. lemada. Mirkat-ı Sünne bahsinde izah edilmiş. Şimdi ben okuduktan sonra bu tahtaya birer cümleyle bunları yazacağım. Bunlar bir cümleyle hulasa alacağım kısaca. Birinci makam 4 nüktedir. Birinci nükte, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ümmetine karşı kemal-i şefkat ve merhametini ifade ediyor. Hangi ayet? Yani size, sizin içinizden öyle bir peygamber geldi ki size karşı çok rauf ve rahimdir. Bu ayet Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ümmetine karşı kemal-i şefkat ve merhametini ifade ediyor. Peki peygamberimizin kemal-i şefkatini ve merhametinin delilleri ne? Şimdi onu sayıyor. Evet, evet Risale-i Nur'da kendisinden önceki cümlenin tahkik cümlesi. Yani kendisinden önceki cümleyi delillendiriyor, bürhanlandırıyor evetle. Evet, rivayet-i sahiha ile mahşerin dehşetinden herkes hatta enbiya dahi nefsi nefsi dedikleri zaman Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ümmeti ümmeti diye refet ve şefkatini göstereceği gibi. Şimdi peygamberimizin şefkatinin birinci delili buymuş. Ben buraya yazayım. Enbiya dahi nefsi dediği vakit Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buraya yazayım. Ümmeti demiş. Peygamberimizin kemali merhamet ve şefkatinin birinci delili buymuş. Enbiya da normalde peygamber kendisini düşünür mü alim-i şehadette Hasan abi? Kimi düşünür peygamber?
Nefsini düşünmez, ümmetini düşünür yani. Ama o mahşerin dehşetinden, böyle hadislerde tasvir edilmiş bayağı acık böyle. Enbiya, peygamber dahi nefsi nefsi demiş yani. Amin. O dehşette. Demek ki böyle hadisatın dehşeti nispetinde içinde bulunan o dehşetli hadisenin içinde bulunan insan kendisini düşünürmüş yani. Öyle bir mana çıkarabiliriz yani. Hadise dehşetlenince herkes kendini düşünür. Hatta normalde bir anne çocuğunu terk eder mi, terk etmez. O anne dahi nefsi nefsi diyor. Çocuğunu artık düşünmüyordu yani. Peygamberimiz İsa aleyhissalatü vesselam orada ümmeti ümmeti demiş abi. Şimdi bu ümmeti demek yani Muhammed aleyhissalatü vesselam kendi ümmetini kastediyor ve ümmetinin her bir ferdini bizzat biliyor yani abi. Bunu şimdi dördüncü delilde bunu açacağız yani. Birle dördün münasebetini. Birinci delil buymuş. Peygamberimizin kemali şefkatini. Enbiya dahi nefsi nefsi dediği zaman ümmeti ümmeti demiş. İki, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam yeni dünyaya geldiği zaman ehli keşfin tasdikiyle validesi onun münacatından ümmeti ümmeti işitmiş. Peygamberimizin ikinci şefkatinin delili buymuş. Veladeti zamanında ümmeti ümmeti demiş yani doğum esnasında. Peygamberimizin kemal-i şefkatinin ikinci delili buymuş. Yeni dünyaya geldiği zaman ümmeti ümmeti demiş. Hem bütün tarihi hayatı ve neşrettiği şefkat kerane mekarimi ahlak. Üçüncüsü de tarihçeyi hayatında neşrettiği, şunları yazayım da, dördüncüsü de, şunu da yazayım öyle oturayım, ümmetinin bütün saadetleriyle alakadar. Peygamberimizin şefkatinin üçüncü delili tarihçi hayatında neşrettiği mekarim-i ahlakmış. Mesela 19. mektuptan bir misal. Birisi elinde bir kılıçla peygamberimizin çadırına gelmiş. Veyahut da onu öldürmeye gelenler olmuş. Demiş ki kılıcı kaldırmış. Seni elimden kim alabilir ya Muhammed demiş. Peygamberimiz ona dikkatli bakınca kılıcı elinden düşürmüş. Peygamberimiz almış. Peki seni kim demiş şimdi elimden kurtaracak demiş. Onu öldürmeye gelen Süreka, böyle müteaddit vakalar olmuş. Peygamberimiz onları affetmiş aleyhissalatü vesselam. Bunlar kavmine döndüğü zaman demişler ki Muhammed aleyhissalatü vesselam'dan daha sevgili kimse yok yani. Muhammed aleyhissalatü vesselam'ın şefkatinin üçüncü delili o tarihçeyi hayatında neşrettiği ahlakmış yani. Dördüncü delili de şuymuş. Ümmetinin hadsiz salavatına hadsiz ihtiyaç göstermekle ümmetinin bütün saadetleri ve kemali şefkatinden alakadar olduğunu göstermekle hadsiz bir şefkatini göstermiş. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dördüncü şefkatinde ümmetinin bütün saadetleriyle alakadarmış. O yüzden hadsiz salavata ihtiyaç göstermiş. Şimdi bir kimse salavat getirdiği zaman hadisin ifadesiyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o salavatı bizzat alıyor Hasan abi. Hadisin ifadesiyle. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin burada söyledi. Bütün saadetleriyle kemal-i şefkatinden alakadarmış. Bu kadar çok şefkatliymiş. Yani ümmetini mahşerin dehşetinde, doğumu anında hep ümmetini söylüyormuş. O kadar ki Cenab-ı Hak ona salavatı vermiş. Demiş ki ben sana salavatı verdim. Birisi sana salavat getirince bil ki yani o selamettedir, emniyettedir, rahattadır abi. Peygamberimiz bir derece rahatlamış yani o salavat meselesiyle abi. Mesela şöyle, şimdi ben mesela benim ailem diyorum. Mesela diyelim ki Mehmet abinin ailesi. Mehmet abi siz kaç kardeşsiniz? 7. Hasan abi siz abi? 6. Hepsini tek tek biliyorsunuz değil mi abi? Biliyorum. Bu sizin aileniz. Herkes biliyor, ben de biliyorum. Ümmeti, ümmeti demiş. Yani genel manadaki o fertlerin hepsini o cümleyle ifade etmiş. Ben nasıl benim ailem diyorum, siz benim ailem diyorsunuz ya abi. Annenizi, babanızı, kardeşlerini biliyorsunuz. Tek tek biliyor abi.
ve de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin bütün sorununa alakadar olduğu gibi, saadetleriyle alakalı olduğu gibi tek tek sizin de öyle abi. Mehmet abinin de öyle diye, herkesin öyle. Mesela Peygamberimiz şu an endişeleniyor. Acaba bugünkü farzlarını yapabilecek mi? Mesela cuma gelse cumasını kılacak mı? İşte Ramazan gelse Ramazan orucunu tutacak mı? İşte bayram gelse bayram namazını kılacak mı? İlahir. Hepsiyle alakadarmış. O yüzden ümmetinin hadsiz salavatına hadsiz ihtiyaç göstermiş abi Peygamberimiz. Ve de bir kimse salavat getirmek en asgarisi Allahümme salli ala seyyidine Muhammed'dir. Üstad Hazretleri bunu genişletmiş külliyatın çeşitli yerlerinde. Bir amini daimidir, kabulü umumidir. Onun davasına fiiliyeten katılmaktır diyor abi salavata. Yani mesela namaz kılmak bir salavat getirmektir. İşte selam vermek bir salavat getirmektir. Oruç tutmak bir salavat getirmektir. Böyle. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bunun hepsinden haberi var abi. Şahsiyet-i manevisinin girmesine vesileymiş. Evet. Yani sadece Allahümme salli ala seyyidine Muhammed değil salavat getirmek. Çok geniş manası var. İştirak-ı umumidir, amini daimidir demek diyor Üstad abi salavata. Salavatın 5 tane manası var. Tecdidi biat etmek, memuriyetini kabul etmek, evamirine teslim olmak, bir de taarruzumuzdan selamet bulmak diyor. Ne demek? Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam emir ve yasakları getirmiş. Acaba işte diyelim ki Mehmet Latifoğlu acaba bunlara uyacak mı yani? Böyle endişeliymiş yani. Salavat getirmek de o taarruzumuzdan, endişesinden selamet buluyormuş abi. Bu dördü Peygamberimizin şefkatinin delili. Şimdi ben ikinci ve üçüncü nükteyi böyle uzun anlatmayacağım. Asıl birinci nüktenin üzerine bina ediliyor konu. Şimdi Peygamberimizin böyle şefkatinin 4 tane delili var ya abi. Yani o herkesin kendisini düşündüğü mahşerde dahi seni düşünüyormuş yani. Bizzat yani abi. Bizzat bizi düşünüyormuş yani. Böyle bir özelliği var. Nasıl benim ailem dediği zaman fertleri tek tek biliyorum. Peygamberin ailesi ümmetidir abi. Tek tek biliyor yani. Hepsini biliyor yani. Mümkünatı yok. Güneş yani papatyaya beyaz ışık renk versin de güle kırmızı renk versin. Bunu bilmemesi mümkün mü? Yani öyle başıboş nasıl renk verecek ki ona? Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın fertleri tek tek bilmemesi yani belagatı uygun gelmez. Mümkün değil yani abi. Biliyor yani. Ümmetin hepsini tek tek biliyor yani. Salavat bunu getirdikleri zaman diyor, bir melek diyor, bir tabakla, altın tabakla onu getirenin ismini, cismini, vasıf ve sıfatlarını, evet, benimle alaka seviyesini ile beraber onu bana takdim ederler. Ben de onu tanırım, alakadar olurum, haşirde delili olur diyor. Evet. Neden? Peygamberimiz hep ümmeti ümmeti diyor ya abi. Yani o kadar endişeleniyormuş ki Cenab-ı Hak bu salavatı verdim demiş sana yani. Niye vermiş salavatı? Yani o endişeleniyor ya. Acaba bu getirdiğim emir ve yasaklara riayet edecekler mi? Çünkü ebedi bir hayatı söz konusu yani. Senden daha fazla seni düşünen biri varmış yani. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam işte şefkatinin delili olarak birincisi ve ikincisini buna aldı. Yani ümmeti ümmeti demese yani işte Hasan Akar Hasan Akar demese anlayabiliriz abi yani. İşte Murat Dursun Murat Dursun anlayabiliriz yani. Hani Süleyman Çelebi demiş ya, o tıfıl iken derdi ümmeti ümmeti, sen koca adam oldun terk edersin sünneti sünneti demiş yani. Yani o küçüklüğünde dahi Hasan Akar Hasan Akar diyordu. Sen koca adamsın, onun senin için getirdiği şeylere riayet etmiyorsun demiş yani Süleyman Efendi. İşte peygamberin ailesi ümmeti yani. Abi. Şimdi gelelim ikinci ve üçüncü nükteye. Şimdi birinci nüktede bu anlatıldı ya. Bu neymiş? Hani ayette dedi ya. Size sizin içinden Rauf ve Rahim bir peygamber geldi. Peki onun Rauf ve Rahim olduğunu nereden bileceğiz? Bunlarmış yani. Bu dördüymüş. Abi. Şimdi bu birinci nüktede bu şefkatinin 4 tane delili anlatıldı. İkinci nüktede Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam külli ve umumi vazife-i nübüvvet içinde
bazı hususi cüzi maddelere karşı azim bir şefkat göstermiş. Mesela Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh efendilerimize çok fazla şefkat göstermiş. Bu ikinci nüktede bu anlatılmış. Neden çok fazla şefkat göstermiş? Umumi bir vazife-i nübüvvetin medarı olabilecek bir silsilenin ucu ve mümessili olduğundan o silsile-i azimenin hesabına onun mümessiline fevkalade ehemmiyet verilmiş. Şimdi ben burayı çok uzun okumuyorum, özetliyorum. Bütün aktaplar, yani ümmet-i Muhammed'e rehberlik ve mürşitlik yapacak zatlar Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh efendimizin neslinden geliyormuş. Bu bir silsileymiş yani, böyle bir zincir gibi düşünelim. Şuraya ben şöyle bir silsile yapayım. Şöyle 14 asırda böyle silsile var. Bu silsilede işte Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh efendilerimiz burada abi. Şimdi böyle bir silsile var. Bu silsile asr-ı saadet. Ondan sonraki asırlar da bu silsileye bağlı, bunların neslinden geliyor. Mesela ne kadar attaplar var, kutuplar var, ekseriyeti mutlakayla bu ikisinin neslinden geliyor. Peygamberimiz bu asırlardaki o zatların yapmış oldukları vazife-i nübüvvet ve veraset-i nübüvvet noktasında bunları tebrik etmek. Bunları böyle onların yaptığı vazifeden memnuniyetini ifade etmek için kendi aslında bulunan Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh'a fazlaca şefkat göstermiş. Bunlara göstermiş olduğu şefkatten buradaki zatların hissesi varmış yani. O yüzden Muhammed aleyhissalatü vesselam o ikisine aşırı derecede şefkat göstermiş yani. Temsilcileri olduğu için. Evet. Buradan bu silsile yani buna aşırı derecede şefkat göstermiş. Burada İmam Rabbani Hazretlerinin, Geylani Hazretlerinin, Gazali Hazretlerinin, İşte Bediüzzaman Hazretleri'nin azim bir hissesi varmış. O yüzden fazla şefkat göstermiş. İkinci nükteyi bir cümleyle özetleyeyim ben. Şimdi şunu siliyorum. Şunu. Şuraya dördüncü lema yazayım. Peygamberimizin şefkatinin delilleri anlatılmış. İkinci de hususi ve cüzi maddelere neden şefkat etmiş azim? Neden azim şefkat gösterdiği anlatılmış. Göstermiş. İkinci nükte bu. Üçüncü nüktede de illel meveddete fil kurba ayetinin bir kavle göre manası Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam vazife-i risaletin icrasına mukabil ücret istemez, yalnız Ali Beytine muhabbeti istemiş, meveddeti istiyor. Eğer dense bu manaya göre karabeti nesliye cihetinden gelen bir fayda gözetilmiş oluyor. Halbuki İnne ekremeküm indallahi etkaküm sırrına binen karabet-i nesliye değil, belki kurbiyet-i ilahiye noktasında vazife-i risalet cereyan ediyor. Şimdi Peygamberimiz yapmış olduğu vazife-i risaletin icrasına mukabil ücret istemiyor ama demiş ki Ali Beytime muhabbet edin. Ayetle sabit istemiş. O zaman hatıra bir sual geliyor. Yani burada karabet-i nesliye gözetilmiş oluyor. Böyle bir beşeri bir faide gözetilmiş oluyor. Sanki öyle bir sual geliyor. Halbuki Allah katında en değerli üstün olan takvalı olanmış yani. Ayeti var. Peki neden Muhammed aleyhissalatü vesselam Ali Beytine muhabbet istemiş? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam gayb aşina nazarıyla görmüş ki Ali Beyti alem-i İslam içerisinde bir şecere-i nurani hükmüne geçecek. Alem-i İslam'ın bütün tabakatında kemalat-ı insaniye dersinde rehberlik ve mürşitlik vazifesini görecek zatlar ekseriyeti mutlakayla Ali Beyt'ten çıkacak. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gayb aşina nazarıyla görmüş ki kendisinden sonra ümmet-i Muhammed'e alem-i İslam'a rehberlik ve mürşitlik edecek zatlar kendi neslinden geldiğini görmüş.
Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Ahl-i Beytine muhabbeti istemesinin nedeni buymuş. Yani size rehberlik ve mürşitlik yapan zatlara muhabbet edin demiş yani. Üstad bu manayı vermiş yani. Size ders yapan, evet, size sahiplenen, şefkat eden, evet, kurtulmanız için, rahatınız için, rahatını kaybeden, terk eden kişi sevin diyor. Evet. Ahl-i Beytine muhabbetini istemesinden maksat buymuş yani. Size rehberlik ve mürşitlik kim yapıyorsa ona muhabbet edin. Yoksa sizden böyle maddi menfaat bekleyen, işte size işlerinde kullanan onlara değilmiş yani. Öyle anlaşılıyormuş ama o değilmiş. Neymiş? Rehberlik ve mürşitlik vaziyeti yapan zatları sevin. Yani bizim kendi mesleğimiz noktasından bakarsak nur talebelerini sevin demiş oluyor yani. Her asırda farklı bu yani. Onu demiş oluyor. Şimdi onu da yazayım ben. Dine hizmet edenleri sevin. Nurculuk da Risale-i Nur talebesi. Ediyorsa sevilir. Etmiyorsa sevilir. Yani kim dine hizmet ediyorsa. Üçüncüde Ahl-i Beytine muhabbeti istemiş. O anlatılmış. Ahl-i Beytinden maksat iki şeymiş. Biri kitapmış, biri sünnet-i seniyeymiş. Kitap ve sünnet-i seniyeyi terk eden, o nesilden gelse dahi hakiki manada Ahl-i Beyt değilmiş. Ama karabet-i nesliye cihetinden gelmemiş. Ama emir ve yasaklara riayet ediyor. O manevi Ahl-i Beyt'ten oluyormuş yani. Niye Muhammed Aleyhisselatü Vesselam muhabbeti istemiş? Gayb aşina nazarıyla görmüş ki ümmet-i Muhammed'e rehberlik ve mürşitlik yapacak zatlar onun halinden geliyormuş. Bunu görmüş, bu noktada demiş yani. Ahl-i Beytinden maksat iki şeymiş. Şimdi üçüncü nokta bu. Peki dördüncüde ne anlatılmış? Şimdi Ahl-i Beytine muhabbeti istemiş ya, bu muhabbette ifrat ve tefrit edenler olmuş abi. Mesela İfrat, tefrit, bir de vasat. Şimdi ifrat eden Şialar, Şia, tefrit eden hariciler. Yani Ahl-i Beytine muhabbeti istemiş, o muhabbette aşireye giden Şialar olmuş. Tefrit eden, hiç sevmeyen hariciler olmuş. Yani Vehhabiler. Vehhabiler. Şu anda Vehhabi, Üstad da söylüyor abi, Vehhabiler. Vasat ise Ehl-i Sünnet cemaat olmuş. Şimdi dördüncü lemada bu anlatılmış yani. Ben şimdi özetledim. Bizim asıl dersimiz bu. Şimdi bunları bilmesek bunu tam şey yapamayabiliriz yani. Bu dörtte ne anlatılmış? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Ahl-i Beytine muhabbeti istemişti ya. Bu muhabbette İfrat edenler, tevhid edenler ve vasat olanlar gözükmüş. Vasatı ehl-i sünnet cemaatmiş. İfrat edenler ehl-i şeymiş. Tevhid edenler hariciler ve vahabılarmış. Bunlar ne diyor? Onlar, o da bizim gibi bir insan diyorlar abi. Şimdi bu Şialar ile ehl-i sünnet ve cemaat hakkında medar-ı niza olan bir mesele var. Bu mesele o kadar büyütülmüş ki Hazreti Ali böyle ilah derecesine kadar mesela çıkaranlar olmuş yani bu Şialarda. Ve de şu anda da söylüyorlar. Şu andaki bu Suriye'deki bir davaları da herhalde o abi. Bu Nusayriler dedikleri, işte İran'ın onlara destek vermesi. Şimdi burada Ehl-i Sünnet vel Cemaat'e karşı Ehl-i Şia'nın göstermiş olduğu 4 tane delil var. Ve gösterebileceği. Şimdi onları yazacağım ben tahtaya. Ehl-i Sünnet vel Cemaat de onlara karşı 2 tane kuvvetli delil var. Şimdi okuyorum. Ehl-i sünnet ve cemaat der ki Hazreti Ali radıyallahu anh Hulefai Erba'nın dördüncüsüdür. Hazreti Sıddık radıyallahu anh daha eftaldir ve hilafete daha müstahak idi. En evvel o geçti. Ehl-i sünnet ve cemaat böyle diyor. Şialar derler ki hak Hazreti Ali'nin radıyallahu anh idi. Ona haksızlık edildi. Umumundan en eftal o üç halifeden en eftal Hazreti Ali'dir radıyallahu anh davalarına getirdikleri delillerin hülasası şuymuş. Derler ki Hazreti Ali radıyallahu anh hakkında varit ehadisi nebeviye bir. Birinci getirebilecekleri ve getirdikleri delil buymuş. Neymiş? Hazreti Ali radıyallahu anh hakkında çokça
ehadisi nebeviye varid olmuş. Bunu delil gösteriyorlarmış. İki, Hazreti Ali'nin radıyallahu anh şah-ı velayet ünvanıyla ekseriyet-i mutlaka ile evliyanın ve tariklerin merci kaynağı olması. Yani ikinci delilleri getirdikleri ve getirebilecekleri delil buymuş. Neymiş? Hazreti Ali'nin ekseriyet-i mutlaka ile bütün evliyanın, attapların onu şah-ı velayet olarak göstermesi. Yani silsilen nereden geliyor? Attaplar, kutuplar hep Hazreti Ali'yi gösteriyor. Üsa Hazretleri de öyle söylüyor abi. Ben diyor Zeynel Abidin, İmam Gazali, Hasan Hüseyin radıyallahu anh Efendimiz vasıtasıyla dersimi Hazreti Ali'den aldım diyor. Ekseriyet-i mutlaka ile evliyanın ve tariklerin onu kaynak göstermesini Şia delil yapıyormuş abi. Şah-ı velayet ünvanla göstermiş. Bunları yazayım mı? Yazmayayım. İkinci delil bu olsun. Üç, ilim ve şecaat ve ibadette harikulade sıfatları. Peygamberimiz demiş ki ben ilmin kapısıyım, ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır. O kapıdan gelin demiş. Şecaat, Hazreti Ali radıyallahu anh çok cesaretli. Mesela Hayber Kalesi'nin kapısını kaldırıp atmış. Bir rivayete göre 40 adam o kapıyı kaldıramamış. Cesaretini söylüyorlar. Bir de ibadet. Ayet buna işaret etmiş Hazreti Ali'nin ibadetinde. O siyasi fitneyengiz hadiselerde Üstad Hazretleri Rukken ve Succe'den Hazreti Ali'ye baktırmış abi. Yani rükuda ve sucutta çok kesretlemiş Hazreti Ali. Şimdi mesela Hasan abi bugün birisiyle tartışsanız gündüz öğle namazından önce veya iki gün önce sizin o namazınızı etki ediyor mu etmiyor mu abi? Ediyor. Yani veya geçirdiğiniz bir hadise. O fitne engiz hadiselerde dahi Hazreti Ali o kadar ibadetmiş, hatta Cenab-ı Hak'tan ifrit istemiş. Namazına müdahale edilmesin diye. Ve Allah o ifriti vermiş abi. İbadette çok ilerideymiş yani abi. İlim, şecaat ve ibadette harikulade sıfatları varmış. Şiaların getirdiği ve getirebilecekleri üçüncü delil buymuş. Böyle acip vasıfları varmış. Dört, ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ona ve ondan teselsül eden Ahl-i Beyt'e karşı şiddeti alakası gösteriyor ki en eftal odur, daima hilafet onun hakkıydı, ondan gasp edildi. Dördüncü delilleri neymiş? Muhammed aleyhissalatü vesselam ona ve ondan teselsül eden Ahl-i Beyt'e şiddeti alakasıymış abi. Şiaların getirdiği ve getirebileceği dördüncü delil buymuş. Ehl-i sünnet ve cemaate karşı bu dördünü söylüyorlarmış. Bir tekrar edeyim. Diyorlar ki, bir, Hazreti Ali hakkında radıyallahu anh ehadis-i nebeviye çok varid olmuş. İki, bütün ekseriyet-i mutlaka ile diyor. Evliyanın ve tariklerin merci, kaynağı olarak onun gösterilmesi. Üç, ilim, şecaat, ibadette harikulade sıfatları. Dört de Muhammed aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'ye ve ondan teselsül eden Ahl-i Beyt'e karşı şiddeti alakasını delil gösteriyorlarmış. Hilafet Ali'nin radıyallahu anh hakkı diye. El cevap, ehl-i sünnet vel cemaat de onların o dört tane deliline karşı iki tane delil gösteriyormuş. Hazreti Ali radıyallahu anh mükerreren kendi ikrarı söylemesiyle ve 20 seneden ziyade o Hulefai Selase'ye, 3 halifeye ittiba ederek onların Şeyhül İslamlığı makamında bulunması Şiaların bu davalarını cerh ediyormuş. Ehl-i sünnet ve cemaatin birinci delili buymuş. Hazreti Ali'nin kendi söylemesi ve 3 halifeye 20 sene Şeyhül İslamlık yapması. Yani dini bir meselede nasıl ki Osmanlı'da padişah var, Şeyhül İslam var. Padişah bir iş yaparken Şeyh İslam'dan fetva alıyor. Onlar da böyle meselelerde Hazreti Ali'ye danışıyorlarmış abi. Ve de Hazreti Ali kendi ikrar etmiş yani. Hilafet onların hakkıydı diye yani. Kendi söylemiş hem de onlara bu manada danışmanlık yapmış yani. Fiili göstermiş. Hem başkomutanlık yapmış onlara. Evet. Yani onlara bağlı. Hazreti Ebu Bekir Sıddık halifeyken Hazreti Ali yok muydu? Evet. Niye mücadele ettiğinde kabul ettiği için. Şimdi zaten ileride söyleyecek. Hazreti Ali'de böyle çok cesaret var.
çok ilim var. Haksız görseydi onları demez miydi ya siz haksızsınız, hilafet benim hakkımda? Derdi yani. Derdi. Bu üçüncü delil de onu söyleyecek abi. Birinci delil ehl-i sünnet ve cemaatin buymuş. Neymiş? Hazreti Ali kendi söylemiş. Bir de üç halifeye kendisi şeyhüslamlık yapmış. 20 sene boyunca abi. Onlarla çalışmış. Evet, onlarla beraber çalışmış. Üstad diye eğer haksız görseydi mümkün değil çalışmazdı diyor. Onlarla çalışmazdı. Çalışmazdı evet. Birinci delil buymuş. İki, hem Hulefai Selasi'nin zaman hilafetlerinde Futuhat-ı İslami ve Mücahide-i A'da hadiseleri ve Hazreti Ali'nin radıyallahu anh zamandaki vakalar yine Hilafet-i İslamiye noktasında Şiaların davalarını cerh ediyor. Şimdi üç halifenin hilafetleri zamanındaki İslami futuhatlar ve düşmanlarla mücadeleleri ile Hazreti Ali'nin zamanındaki vakalar Hilafet-i İslamiye noktasında Şiaların davalarını cerh ediyormuş. Yani Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman zamanındaki o futuhatlar, düşmanla böyle galibane mücadeleler, İslamiyet'in yayılması, devletin tam temelinin oturması hadiseleriyle Hazreti Ali'nin radıyallahu anh zamanındaki o hadiseleri karşılaştırdığımız zaman o hadiseler dahi Hilafet-i İslamiye noktasında hilafetin Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman'ın hakkının olduğunu söylüyormuş abi. Hadiseleri kıyas ediyor yani. Üç halifenin zamandaki hadiselerle Hazreti Ali zamandaki futuhatları fitneengiz hadiseleri kıyas ediyor yani. Ehl-i sünnet vel cemaatin ikinci delili buymuş. Üç halife zamandaki futuhat-ı İslamiye ile düşmanla mücadeleler, muzafferiyetlerle Hazreti Ali'nin zamandaki dahili içteki o fitneengiz hadiseler, savaşlar yani. İkinci delil buymuş. Hazreti Ali içteki fitneyle ötekiler fetih yapmış ya. Evet. Demek ehl-i sünnet ve cemaatin davası haktır. Şimdi bu dört tane delil var ya Şia'nın gösterdiği. Böyle biriz mesela bir Şia ile konuşuyoruz. Bize bunları dedi ve diyebilir. Peki biz bunlara karşı ne diyeceğiz yani? Bu şimdi bunları izah edecek. O dört tane delil ne diyebiliriz yani? Onları hilafet Hazreti Ali'nin hakkıdır diye davalarına götüren nerede eksik kalmışlar, nerede yanlış düşünmüşler onları şimdi söyleyecek yani. Demek ehl-i sünnet ve cemaatin davası haktır. Eğer denilse, şimdi bu makamda şöyle bir sual geliyor. Şia ikidir. Biri Şia'yı velayet, diğeri Şia'yı hilafettir. Şimdi Şia da kendi arasında ikiye ayrılmış. Hilafet Ali'nin hakkıydı diyenlerle o üstündü diyenler olarak ikiye ayrılmış yani. Şia'yı velayetle Şia'yı hilafet. Haydi bu ikinci kısım garaz ve siyaset karıştırmasıyla haksız olsun. Fakat birinci kısımda garaz ve siyaset yok. Halbuki Şia'yı velayet Şia'yı hilafete iltihak etmiş. Yani ehl-i turuktaki evliyanın bir kısmı Hazreti Ali'yi radıyallahu anh eftal görüyorlar. Siyaset cihetinde olan Şia-i hilafetin davalarını tasdik ediyorlar. Şia ikiye ayrılmış. Şia-i hilafete garaz bir siyaset karışmış. İleride bunu söyleyecek. Bunların maksadı Hazreti Ali'yi böyle hilafete layık görmek değilmiş. Böyle kin karışmış bunlara yani. Garaz karışmış, nefret karışmış, siyaset karışmış. Ondan dolayı Hazreti Ali'yi sevdiklerini söylüyorlarmış yani. Hazreti Ali'yi hilafet onun hakkıydı diye mükerreren söylüyorlarmış. İleride bunu gelecek, söyleyecek. Şia-i velayet ise Hazreti Ali üstündü diğerlerinden. Böyle bir kısımda bunu dava etmiş. Üst Hazretleri halbuki Şia-i velayet Şia-i hilafete iltihak etmiş. Ehl-i Turuk'taki evliyanın bir kısmı Hazreti Ali'yi radıyallahu anh eftal görmüşler yani. Şia'yı siyaset cihetinde olan Şia hilafetin davalarını tasdik etmişler. Yani Şia'yı velayet de sonradan görüş olarak Şia'yı hilafete karışmış yani. Evet. Şimdi birinci deliline karşı biz ne söyleyebiliriz? Hani dediler ya birinci delilleri neydi Şia'nın? Hazreti Ali radıyallahu anh hakkında varit ehadisi nebeviye çok olmuş. Şimdi birisi bize böyle dedi bir Şia. Buna ne diyebiliriz? Bakalım üstad ne demiş? El cevap Hazreti Ali radıyallahu anh iki cihetle bakılmak gerektir.
Bir ciheti şahsi kemalat ve mertebesi noktasından, ikinci cihet Âl-i Beyt'in şahs manevisini temsil ettiği noktasındandır. Âl-i Beyt'in şahs manevisi ise Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir nevi mahiyetini gösteriyor. İşte birinci nokta itibariyle Hazreti Ali radıyallahu anh başta olarak bütün ehl-i hakat Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anh takdim ediyorlar. Hizmet-i İslamiyet'te ve kurbiyet-i ilahiyede makamlarına daha yüksek görmüşler. İkinci nokta cihetinde Hazreti Ali radıyallahu anh şahs-ı manevi Âl-i Beyt'in mümessili ve şahs-ı manevi Âl-i Beyt bir Hakkat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam temsil ettiği cihetle muvazeneye gelmez diyor. İşte Hazreti Ali radıyallahu anh hakkında fevkalade senakeren ehadis-i nebeviye bu ikinci noktaya bakıyor. Bu hakikati teyit eden bir rivayet-i sahih var ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Her nebinin nesli kendindendir. Benim neslim Ali'nin radıyallahu anh neslidir. Şimdi şialar birinci delilleri neydi? Hazreti Ali hakkında varid olan ehadis-i nebeviye diğer üç halifeden fazla. Bunu delil olarak göstermişler. Üstad da dedi ki Hazreti Ali radıyallahu anh'a iki cihetle bakmak gerekir. Bir, şahsi kemalat ve mertebesi noktasından. İki, Âl-i Beyt'in şahs manevisini temsil ettiği noktasındanmış. Âl-i Beyt'in şahs manevisi Hakkat-ı Muhammediye'yi taşıyormuş. Hakkat-ı Muhammediye cihetiyle Hazreti Ali'nin o şahsiyet-i maneviyeyi taşıması cihetiyle muvazeneye gelmezmiş yani. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ali hakkında çokça varid olan ehadis-i nebeviye yani söylemesi bu ikinci cihete bakıyormuş yani. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste demiş ki her nebinin nesli kendindendir. Benim neslim Ali'nin radıyallahu anh neslidir demiş yani. Şialar doğru diyorlar mı? Evet doğru diyor. Ama eksik böyle cüzde kalmış bir noktayı nazar yani. Peygamberimizin o tarzda ehadisi neşretmesinin noktası neymiş? Hakikat-ı Muhammediye'yi Âl-i Beyt'in şahsiyeti maneviyesini taşıması noktasında o hadisler rivayet edilmiş abi. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahs-ı manevi Âl-i Beyt'i yani Hakikat-ı Muhammediye'yi Hazreti Ali temsil ettiği için onun hakkında böyle çokça hadis varid etmesi, söylemesi hilafette Hazreti Ali'nin birinci olarak geçmesi manasına gelmiyormuş abi yani. Ama onlar öyle görüyorlarmış yani. Yani çokça hadis var. Neden gelmiş? Hakkat-ı Muhammediye'yi taşıdığı noktasında gelmiş yani. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Âl-i Beyt'inin neslinin oradan devam etmesi noktasından hadisler çok varid olmuş yani. Çok bu noktada hadisin varid olması hilafet noktasında onun birinci sıraya gelmesine şey olmuyormuş yani. Getirmiyormuş. Hazreti Ali radıyallahu anh şahsı hakkında sair ulefadan ziyade senakerane ehadisin kesretle intişarının sırrı şudur ki Emeviler ile hariciler ona haksız hücum ve tenkis ettiklerine mukabil ehli sünnet ve cemaat olan ehli hak onun hakkında rivayeti çok neşrettiler. Sair hulefai raşidin ise öyle tenkit ve tenkise çok maruz kalmadıkları için onlar hakkındaki ehadisin intişarına ihtiyaç görülmedi. Bir tane daha söyleyecek şimdi. Hem istikbalde Hazreti Ali radıyallahu anh elim hadisata ve dahili fitnelere maruz kalacağını nazar-ı nübüvvetle görmüş. Hazreti Ali radıyallahu anh mevsiyetten ve ümmetini onun hakkında suizandan kurtarmak için men küntü mevlahu fe aliyyün mevlah yani ben kimin efendiysem Ali onun efendisidir gibi mühim hadislerle Ali radıyallahu anh teselli ve ümmetini irşad etmiş. Neden Hazreti Ali hakkında ehadis-i nebeviye çokça varid olmuş? Üç tane mana verilmiş. Üç taneymiş yani. Bir, her nebinin nesli kendindendir. Benim neslim Ali'nin radıyallahu anh neslidir. Ondan çok ehadis-i nebeviye fazla olmuş. Bu ikinci noktaya baktığı için. İki, Emeviler ve hariciler Hazreti Ali'ye çok hücum ve tenkis etmişler. Ehl-i sünnet ve cemaat de Hazreti Ali hakkında rivayeti çok neşretmiş. Diğer üç halife bu kadar hücum ve tenkise maruz kalmadıkları için
onlar hakkında rivayetler fazla edilmemiş. İkinci delil buymuş. Üçüncü delil de Hazreti Ali radıyallahu anh istikbalde peygamberimiz görmüş. Elim hadisata ve dahili fitnelere maruz kalmış. Nazar-ı nübüvvetle görmüş bunu gayb aşira nazarıyla. Hazreti Ali radıyallahu anh ümitsizlikten ve ümmetin onun hakkında suizandan kurtarmak için hadisler çokça maruz olmuş. Şimdi Hazreti Ali her görüşünde abi adalet-i mahsiyeyi esas tutmuş ve de bütün görüşlerinde Allah'ın istediği gibi hareket etmiş abi. O fitneengiz hadiselerde, elim hadiselerde abi. Hep Allah'ın istediği gibi hareket etmiş yani. Ve de kararlarında hep isabet etmiş Hazreti Ali abi. Peygamberimiz de gayb aşira, aşina nazar bunu görmüş. Hazreti Ali'yi ümitsizlikten ve ümmetini onun hakkında suizandan kurtarmak için onun hakkında hadisler çok olmuş abi. Üç tane. Sebebi varmış. Neden Hazreti Ali'nin hakkında hadis-i nebeviye bu kadar çok maruz olmuş? Bir, her nebinin nesli kendinden, benim neslim Ali'nin radıyallahu anh'ın nesli. İki, Emeviler ve Hariciler çok hücum etmiş. Ehli sünnet ve cemaatte rivayeti çok neşretmişler. Üçüncüsü de Hazreti Ali'yi ümitsizlikten ve ümmetin onun hakkından suizandan kurtarmak için. Abi, hadisler çokça neşredilmiş yani. Şimdi bu makamda bir yerde bu dersi yaparken birisi şu soruyu sordu yani abi. Acaba Allah neden Hazreti Ali'nin geçmesini istememiş? Mektubatı verir misin abi? Peygamberimiz dahi o rivayeti almış. Ahl-i Beyt'ten bir kutbu azam demiş ki Peygamberimiz de demiş yani benden sonra Hazreti Ali başa geçsin yani. Peygamberimiz de istemiş abi. Fakat Cenab-ı Hak okuyayım orayı yerinden okuyacağım. Ahl-i Beyt'ten bir kutbu azam demiş ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'nin radıyallahu anh hilafetini arzu etmiş. Fakat gayipten ona bildirilmiş ki murad-ı ilahi başkadır. O da arzusunu bırakıp peygamberimiz murad-ı ilahiye tabi olmuş. Peki o murad-ı ilahi nedir yani? O murad-ı ilahinin hikmetleri şunlarmış abi. Burada üç tane sayacak. Yani neden Allah Celle Celaluhu Hazreti Ali'nin birinci halife değil de dördüncü halife olmasını istemiş? Hikmeti nedir yani? Bakalım neymiş? Vefat-ı Nebevi'den sonra en ziyade ittifak ve ittihada gelmeye muhtaç olan sahabeler eğer Hazreti Ali radıyallahu anh başa geçseydi Hazreti Ali'nin hilafeti zamanında zuhura gelen hadisatın şehadetiyle Hazreti Ali'nin 1. mümaşatsız, 2. pervasız, 3. zahidane, 4. kahramanane, 5. müstahiyane tavrı, 6. şöhretgiri alem şecaati itibariyle çok zatlarda ve kabilelerde rekabet damarını harekete getirip tefrikaya sebep olmak kaviyen muhtemeldi. Vefat-ı Nebevi'den sonra sahabelerin ittifak ve ittihada gelmeye ihtiyacı var. Şimdi Hazreti Ali'nin de burada saymış olduğu 6-7 tane böyle acayip vasıfları var. Mümaşatsız, pervasız, hiçbir şeyden çekilmiyor. Şecaati aleme nam salmış. Böyle. Bu Hazreti Ali'nin vasıfları o zaman ittifak ve ittihada gelmeye muhtaç olan sahabelerde ve o zamandaki kavimlerde rekabet damarını harekete getirip tefrikaya sebep olmak kaviyen muhtemel olduğundan dolayı murad-ı ilahi Hazreti Ali'nin birinci halife olmasını istememiş abi. Birincisi buymuş yani. Birinci hikmeti buymuş. Ki bu söylediğinin delili zaten Hazreti Ali başa geçince hemen fitneler, o acip hadiseler meydana geldi. Halbuki vefat-ı nebeviden sonra neye ihtiyaç varmış? İttifak ve ittihada. Bazı kişiler böyle şey yaptı mı, örnek geçtiğimi, acayip damarlar aktif oluyor. O zaman bunu enfüse de tatbik edebiliriz. Cemaatin ittifak ve ittihadına ihtiyaç olan zamanlarda böyle vasıfları olan kimsenin o cemaatin önünde gözükmesi doğru değilmiş abi. Bunu çıkarabiliriz. Değil. Yani. Yoksa cemaat hepten dağılabilir yani. Ortada birisi, ortasının birisi olması.
Çünkü rekabet damarını, böyle haset damarını tahrik ediyor. Evet. İkinci, Murad-ı İlahi'nin ikinci hikmeti neymiş? Neden yani Hazreti Ali'nin başa geçmesini istememiş? Onu söylüyor. Hem Hazreti Ali'nin hilafetinin tehür etmesinin bir sır da, ertelenmesinin bir sır da şuymuş. Gayet muhtelif akvamın birbirine karışmasıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi sonra inkişaf eden 73 fırka efkarının esaslarını taşıyan o akvam içinde fitne engiz hadisatın zuhuru zamanında Hazreti Ali gibi harikulade bir cesaret ve feraset sahibi, Haşimi ve Ali Beyt gibi kuvvetli ve hürmetli bir kuvvet lazım idi ki dayanabilsin. Evet, dayandı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi ben Kur'an'ın tenzili için harbettim, sen de tevili için harbedeceksin. Peygamberimiz Hazreti Ali demiş. Murad-ı İlahi'nin ikinci hikmeti buymuş. Neymiş? Peygamberimiz haber vermiş, gayb aşina nazarla görmüş ki ümmetin içinde böyle diğer kavimlerin karışmasıyla böyle fitne-engiz hadisat olacak yani. Böyle dinden dönenler olacak. Mesela zekatımızı veririz, namazımızı kılmayız, namazı kılarız, zekat veririz, vermeyiz diyenler olmuş. Böyle acip fitneler olmuş. O fitnelerde Ali Beyt noktasında böyle dayanıklı olabilmek için fevkalade cesaret ve feraset sahibi bir zat olması gerekiyormuş. O fitne-engiz hadisatın zamanında yani. Böyle cesaret ve feraset sahibi birinin olması gerekiyormuş. Ve de Haşimi ve Ali Beyt gibi kuvvetli ve hürmetli bir zat olması gerekiyormuş. Yani hem de o zamanki Ali Beyt ve Haşimi'den yani hürmet ve kuvvetli bir zat olması gerekiyormuş. Bu noktadan Murad-ı İlahi o fitne-engiz hadisata karşı koyabilecek Hazreti Ali'nin dördüncü halife olmasını istemiş, iktiza etmiş yani. Hikmeti buymuş, ikinci hikmeti. Ancak Hazreti Ali o fitne-engiz hadiselerle adaleti mahsa noktasında mücadele edebilirmiş ve bütün kararlarında isabet etmiş abi Hazreti Ali. Hepsinde isabet etmiş yani. Bunun dördüncü halife olmasının büyüklüğünü gösteriyor yani. Yani bu noktada yani büyüklüğünü demeyelim de şimdi bu üçüncü noktada tam böyle meseleyi izah edecek yani. Bu fitne-engiz hadisat noktasından demek ki Hazreti Ali daha cesaretliymiş, daha ferasetliymiş ki Cenab-ı Hak onu geçirmiş yani dördüncü halife yani. Fitneye saklamış onu. Evet, o fitne-engiz hadisata saklamış yani. Saklamış. Çünkü o ancak o tahammül ederdi. Bu Murad-ı İlahi'nin ikinci hikmeti de buymuş. Birinci hikmeti neydi? 6-7 tane olağanüstü vasıfları vardı. Pervasız olması, mümaşatsız olması, zahidan olması, şecaati çok olması. Ondan dolayı geçirmemiş. İkincisi de neymiş? Fitnelere karşı ancak o özellikle birisi karşı koyabilirmiş yani. Üçüncüsü neymiş? Hem eğer Hazreti Ali olmasaydı, dördüncü halife olmasaydı Hazreti Ali, dünya saltanatı, Mülük-i Emevi'yi bütün yoldan çıkarmak muhtemeldi. Halbuki karşılarında Hazreti Ali ve Ali Beyt'i gördükleri için onlara karşı muvazeneye gelmek ve ehl-i İslam nazarında mevkilerini muhafaza etmek için ister istemez Emeviye Devleti'nin reisleri umumu kendileri olmasa da herhalde teşvik ve tasvipleriyle etbaaları ve taraftarları bütün kuvvetleriyle hakaiki İslami ve hakaiki imani ve ahkam Kur'an'ı muhafazaya ve neşre çalıştılar. Yüz binlerle müşteridir muhakkikin ve muhaddisinin kamilin ve evliyalar ve asfiyalar yetiştirdiler. Eğer karşılarında Hazreti Ali olmasaydı, Ali Beyt olmasaydı, Ali Beyt'in gayet kuvvetli ve velayet ve diyanet ve kemalatı olmasaydı, Abbasilerin ve Emevilerin ahirlerindeki gibi bütün çığırından çıkmak kaviyen muhtemeldi. Yani Hazreti Ali olmasaydı dördüncü halife olarak ondan sonra gelen Emeviler ve Abbasiler bütün yoldan çıkardı. Onu o makamda gördüklerinden dolayı kendilerine yakın olarak ne yaptılar? Kendileri olmasa dahi etbaalarının taraftarlarını İslamiyet noktasında inkişaf ve imzada teşvik etmişler yani. Devlet reisleri abi.
Murad-ı İlahi'nin üçüncü hikmeti buymuş abi. Şimdi bir hikmeti de şu olabilir. Şimdi Hazreti Ali o zamanlarda ortalama kaç yaşındaydı? 20-25'li yaşlarda yani. Değil mi abi? Hazreti Ali. Şimdi Hüsnü Hazretleri niçin peygamberlik 40 yaşında gelmiş? Onu anlatırken muhakemat-ı akliye ve melekat-ı kalbiye tam 40 yaşında kemalini bulur diyor abi. Yani diğer 3 halife kemalde olduğundan dolayı yaş itibariyle Hazreti Ali genç olduğundan dolayı Murad-ı İlahi'nin bir hikmeti de bu olabilir yani abi. 40 olsun diye. Yani olabilir yani böyle bir noktaya nazar yani. Çünkü muhakemat-ı akliye, melekat-ı kalbiye 40 yaşında oturduğunu, nübüvvetin o yüzden 40 yaşında geldiğini söylüyor. Şimdi 25-30 yaşında böyle bir... Ama şöyle de olabilir. Bu kadar genç olmasına rağmen adaleti mahsa noktasında tam Allah'ın istediği gibi karar vermiş yani. İsabet etmiş yani. Yani Cenab-ı Hakk'ın tam muradını istediği gibi ortaya koymuş fikrini yani. Hani öyle olmuş ki hariciler mesela ayrılmış. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Ayet göstermişler o hakem meselesinde. Ve de 30 bin tane değil mi? Harici ayrılmış. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hepsini kılıçtan geçirmiş. İsabet etmiş yani abi. Çok böyle cesaret gerekir, feraset gerekir, kuvve-i kudsiye gerekir ki o kararı versin yani abi. 30 tane hafız az değil, 30 bin. Hep kılıçtan geçirmiş yani. Şimdi buna Hüsnü Hazretleri şöyle söylüyor abi. Münazaratta bir cümle var. Metin kat'ül delalet olduğu gibi metin kat'ül metin olduğu gibi kat'ül delalet olmak gerektir diyor. Yani evet o haricilerin veya şimdi Vehhabilerin o Şiaların işte bu hadis var, bu ayet var, şu var, bu var diyorlar ya üstad diyor ki evet var. Kat'ül metin yani. Böyle bir metin var onların dediği gibi. Ama kat'ül delalet eder mi diyor. Ne demek? Yani onların davalarına, onların söyledikleri bu ayet delil olur mu yani? Bunu söylüyor abi. Misal olarak şu ayeti örnek veriyor. Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Bak ayet var diyorlar. Hükümet onlarla ticaret yapıyor, iş yapıyor. Ama ayet var. O zaman kafir olmuyor mu? Üstadık evet onların dediği gibi bu ayet var ama onların dediği davaya delil olmaz diyor yani. Metin. Kat'iyyüt delil ama kat'iyyüt delalet değil diyor abi. Bunu ifade eden veciz bir cümlesi vardı ya. Şey, hak bir sözde adı kastı bir evet. Mana demiş. Şöyle demişti o. Hariciler Kur'an'ı o hakem meselesinde ne hakem ediyor? Hakem Allah'tır. Evet. Allah'ın hükümleri hükmetmeyen kafirin ta kendisidir dediği zaman şu cümleyi söylemiş. Bununla batıl kast edilen hak bir sözdür. Evet. Yani Hazreti Ali hiç tereddütsüz yani o ferasetiyle, o kuvvetiyle, dirayetiyle hep kılıçtan geçirmiş. Bugünkü işte o Vehhabiler, o haricilerin torunları olduğunu üstad söylüyor abi. Evet. Şimdi bu makamda niye buraya girdik? Hani Şia'nın birinci delili neydi? Hazreti Ali radıyallahu anh hakkında ehadisi nebeviye varid olmuş. Çokça varid olmuş. Üstad Hazretleri Hazreti Ali'yi ikiye ayırdı. Şahsi kemalat ve mertebesi. Bir de Ali Beyt'in şahs-ı manevisini taşıması noktası. Hazreti Ali'nin hakkında ehadisin nebeviyenin çokça varid olması ikinci şahsiyeti itibariyleymiş yani. Hakkat-ı Muhammedi'yi taşıması noktasından varid olmuş. O yüzden rivayetler çokça gelmiş yani. Rivayetlerin neşredilmesinin 3 tane sebebi varmış. 1. Her nebinin nesli kendindendir. Benim neslim Ali'nin radıyallahu anh neslidir. Emeviler ve hariciler Hazreti Ali'ye fazla hücum ve tenkis etmiş. Ehl-i sünnet vel cemaatte rivayetleri çoğaltmışlar. Üçüncüsü de Hazreti Ali'yi ümitsizlikten ve de ümmetin onun hakkında suizandan kurtarmak için. Rivayetler çokça olmuş yani.
Şimdi Şiaların böyle demesine karşı, yani getirdikleri ve getirebilecekleri bu delile karşı biz de böyle söyleyebiliriz yani. Hazreti Ali iki noktadan bakılabilir. Şahsi mertebesi, işte Hakkat-ı Mahmud'u taşıması noktası, neden rivayetler fazla olmuş? O da üç tane mana olması. Şimdi bizim kaç dakikamız oldu? Devam ediyorum da. Çok et, et. Ediyorum. Ezan okun, okundu mu? Yok, tamam. Okun arkada mı? Tamam. Ezan'a çok var ya. Bir dakika var. Ha tamam. Ben devam et. Ben karıştırdım, tamam. Bu ikinci delil neydi Şiaların getirdikleri? Ekseriyeti mutlaka ile bütün evliyalar kendilerini kime dayandırıyorlar? Kimi kaynak gösteriyorlar? Şahı velayet ünvanı kimin? Hazreti Ali'nin. Bunu onun hilafetine delil gösteriyorlarmış yani. Peki biz ne diyeceğiz bunlara? Hazreti Ali'ye radıyallahu anh karşı Şia-i hilafetin ifratkerane muhabbetleri ve tarikat cihetinden gelen taftilleri kendilerini Şia-i hilafet derecesinde mesul etmez. Neden? Şia'yı ikiye ayırmıştı ya. Birisi çok aşırı derecede velayet onun hakkıydı, onu üstün gördü, muhabbet ediyordu. Bu noktadan Şia-i hilafet gibi mesul olmazlar Şiaların bir kısmı. Neden? Çünkü ehli velayet meslek itibariyle muhabbet ile mürşitlerine bakarlar. Muhabbetin şeni ifrattır. Mahbubunu makamından fazla görmek arzu ediyor. Ve öyle de görüyor. Muhabbetin taşkınlıklarında ehli hal mazur olabilirler. Fakat onların muhabbetten gelen taftili, Hulefai Raşidin'in zemmine ve adavetine gitmemek şartıyla ve usul-i İslamiyet'in haricine çıkmamak kaydıyla maruz olabilirler diyor. Yani Şia-i velayet için söyledi. Evet, Şia-i velayet ifratkerane muhabbet ediyor Hazreti Ali'ye. Şu anda var mı Şia-i velayet? Şia-i velayet de Şia-i hilafete iltihak etmiş dedi başta. Başta söyledi. Şia-i hilafet var mı? Şia-i velayet var mı? Varsa da şu iki nokta Şia-i hilafette olursa neymiş o iki nokta? Hulefai Raşidin'i zemmetmeyecek. Yani onları kötülemeyecek. Haşa küfür etmeyecek. Bir. İki. Usul-i İslamiye'nin haricine çıkmamak kaydıyla Şia-i velayet mazur olabilirmiş yani. Yani şu anda mesela altı taliman esasının mesela Şii kadere kaderi reddederler. Yedi taliman esasları var onların. Kaderi reddederler. Melekleri reddederler. Onlar buna mukabil ek yaptıkları üç tane. Bir adalet iman esasında. İki takkiye yapmak. Yani olduğun gibi gözükmemek. Münafık diyoruz yani. İçiyle dişi farklı olmak. İman esasındandır. Öyle yapacaksınız diyor. Üçüncüsü imamet meselesi. O böyle işte şey yapmıştır. Bu yani usulü İslamiyenin dışına çıkıyorlar böyle. Çıktı. Usulü dinin dışına çıktı. Dışına çıktığı için mazur değiller. Evet. Hani onlara afif kerana bakılmıyor. Mesela yani. Nasıl anlarsın Şia olduğunu? Bir, kader inkar ederler. Vahiy Hazreti Ali gelecekti. Cebrail yanlış yaptı. Hazreti Ali'ye getirmesi gerekirken Hazreti Peygamber'i getirmiş. Dolayısıyla ondan melekleri Cebrail'i reddederler. Ben onlardan bir tanesine sordum. Vahiy geldiği zaman Hazreti Peygamber 40'tı. Hazreti Ali 8 yaşındaydı. Çünkü 8-9 yaş arasında 11 yoktu. İman ettiği çocuktu yani. Şimdi sen bir Cebrail değil de bir normal adam olsan 8-9 yaşındaki çocukla 40 yaşındaki bir insanı ayırt edemez misin? Cebrail burada nasıl hata yapar? Hadi o hata yaptı. Geri döndü ikinci ayet getirirken Allah sormadı mı kime götürdü? Bu sefer takkiye yapmak. Allah takkiye yaptı. Tamam öyle niyetim yoktu ama madem öyle ben zaten onu kastetmiştim. Öyle olmadığı halde öyle kabul etmesi takdir iman esasından. Evet. Yalan yalana mukaddime olmuş yani. Ondan sonra mesela iman esası böyle. İslam esasından bir tanesi de onlarda yalan konuşmak İslam esasındandır. Çünkü Hazreti Ali 23 sene onlara ittiba etti. Onlara yalan yaptığı için.
Yalan konuştu onlar. Onları aldatmak için yaptı. Takiye mi oluyor abi? Takiye değil, bu yalan mesela. Takiye olduğu gibi gözükmemiş Hazreti Ali diye söylüyorlar. Yani takiye yapmak maalesef düşünebiliyor musun? Bir insan olduğu gibi gözükmeyeceksin. Onun için Şialar mesela o Şia olduğunu kapatmak için çocuğuna Ömer koyabilir. Ebu Bekir koyar. Çünkü iman esasındandır takiye yapmak. Ne kadar yalan söylemek, olduğun gibi gözükmemek ama kendisini ele verir. Ne yapar? İmamet meselesi olduğundan peygamber devre dışı olmuştur. Yani imam artık esastır. Çünkü peygamberliğin var olması imamete zemin hazırladığı için. Şu anda peygamberin hükmü değil, ayetullahlar önemli. Ama bu peygamberi kâr etmiyor çünkü niye? Onların devamcısı şu anda. Evet. Ümmetli görüyor yani. Evet, şu anda peygamber makamında o ne diyorsa Allah söylüyor. O iman esasları Caferilerde de böyle mi abi? Caferiler ayrı bir mezheptir. Fakat onların iman esasında böyle olmadığını bilmiyorum. Üstadan başka Osmanlıca ne var mı? Mektubatta söylüyor. Şu andaki Caferiliğin içine de bunlar girmiş yani. Caferi kendilerine çevirmişler yani. Çevirmişler mi? Evet, yani çokça olmuş yani. Bunların içine de karışmış yani. Caferi mezhebi hak bir mezhep yani. İdi. İdi ama çok böyle karışmış yani içine bunlardan yani. Bunların görüşlerinden, fikirlerinden, akidelerinden çok karışmış yani. O tarz böyle bir ifadesi var abi. Hazreti Ali Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi, görüntüsü olduğundan ayetullahlar Hazreti Ali'nin temsilcisi, dolayısıyla Allah'ın halifesi olduğu için Allah'ın görüntüsü, tövbe estağfurullah. O ne diyorlarsa Allah diyor oluyor. Yerde de şunu diyor abi, Hazreti Ebu Bekir, Osman, Ömer'e olan düşmanlıkları Hazreti Ali'ye muhabbet şeklinde gözüküyor. Yani geliyor şimdi, ona gelecek. Ona geliyor. Yani geliyor şimdi. Şimdi Şia'yı, hani ikinci delil neydi Şiaların getirdiği? Hazreti Ali, Şah-ı Velayet ünvanı var. Ekseriyet-i mutlaka ile bütün tarikat mensupları, şeyhler, aktaplar, kutuplar kimi kaynak göstermiş? Hazreti Ali'yi. Şimdi diyor ki Şia-yı Velayet bu noktada mazur olabilir. Neden? Çünkü velayette meslek itibariyle şeyhine, işte abisine, şeyhine hüsnü zannetmek zorunda yani. Meslek itibariyle böyle. Şimdi bunlar da böyle bir meslek olduğu için meslek itibariyle onu çokça muhabbet edebilirler. Fakat iki şart var diyor. Bir, Hulefai Raşidine haşa küfür etmeyecek, zemmetmeyecek. İki, usulü İslamiyenin haricine çıkmamak kaydıyla Şia-yı Velayet mazurdur yani abi. Ama maalesef öyle değil. Maalesef öyle değil. Zaten başta söylemişti. Şia-yı Velayet de Şia-yı Hilafet'e iltihar etmiş. Evet. Şia-yı Velayet yok şu anda. Yok. Şia-yı Hilafet ise araz-ı siyaset içine girdiği için, yani Şia-yı Hilafet, Hilafet Ali'nin hakkıydı diyenler, Şia-yı Velayet ise Ali üstünde. O bütün herkesten o üstünde diyenler yani Şia-yı Velayet. Şia-yı Hilafet ise, Hilafet onun hakkıydı diyenler ise araz-ı siyaset içine girdiği için garazdan, tecavüzden kurtulamıyorlar. İtizar hakkını kaybediyorlar. Hatta la lihubbi aliyyim vel buğzu Ömer cümlesine masadak olarak Hazreti Ömer'in radıyallahu anh eliyle İran milliyeti cereye aldığı için intikamlarını hubbu Ali suretinde gösterdikleri gibi. Yani Şia-yı Hilafet'in içine garaz karışmış, kin karışmış, siyaset karışmış. Neymiş o garaz, kin, siyaset? Hazreti Ömer'in, yani diğer halifelerin de kısmen ama daha ziyade Hazreti Ömer'in radıyallahu anh eliyle İran milliyeti yara aldığı için Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir'e karşı adavetlerini Hazreti Ali sevgisi olarak gösteriyorlarmış yani. Hazreti Ali'yi sevdiğinden değilmiş yani. Evet. Bu şekilde bir garaz karışmış, siyaset karışmış yani diyor abi. Şimdi bitiriyorum bu ikinci delili. Ve Amr İbn-i As'ın Hazreti Ali'ye karşı hurucu ve Ömer İbn-i Sad'ın Hazreti Hüseyin'e radıyallahu anh karşı feci muhabiresi,
Ömer ismine karşı şiddetli bir gayz ve adaveti Şialara vermiş. Ehl-i sünnet ve cemaate karşı Şia-i velayetin hakkı yoktur ki ehl-i sünneti tenkit etsin. Neden? Çünkü ehl-i sünnet Hazreti Ali'yi radıyallahu anh tenkit etmedikleri gibi ciddi severler. Yani Şia-i velayet bize laf söylemeye hakkı yok yani. Çünkü niye? Şia-i hilafet de öyle. Biz Hazreti Ali'yi onlardan belki daha fazla biz seviyoruz yani. Hazreti Ali'yi. Yani ehl-i sünnete bu noktada bir şey demeye hakları yok diyor yani. Çünkü biz onlardan fazla seviyoruz yani. Fakat hadisçe tehlikeli sayılan ifrat-ı muhabbetten çekiniyorlar. Hadisçe Hazreti Ali'nin radıyallahu anh Şiası hakkındaki Sena-i Nebevi ehl-i sünnete aittir. Yani peygamberimiz hani Hazreti Ali'yi çok sevin, benim Ali Beytime muhabbet edin. Bu aslında ehl-i sünnet vel cemaat için demiş. Bunu Şialar üzerine almışlar yani. Bak peygamber öyle diyor ya. Peygamber ehl-i sünnet vel cemaat demiş yani o gayb aşina nazarıyla abi. Ama Hazreti Şialar kendilerine almışlar. Yani peygamberimiz demiş ki Ali Beytimi çok seviyor. Ehl-i sünnet vel cemaat de seviyor. Şialar onu delil gösteriyorlarmış yani. Çünkü istikametli muhabbette Hazreti Ali'nin radıyallahu anh Şialara ehli hak olan ehl-i sünnet ve cemaattir. Hazreti İsa aleyhisselam hakkındaki ifrat-ı muhabbet Nasara için tehlikeli olduğu gibi Hazreti Ali radıyallahu anh hakkında da o tarzda ifrat-ı muhabbet hadis-i sahihte tehlikeli olduğu tasrih edilmiş yani. Yani ehl-i sünnet vel cemaat Şialardan fazla Hazreti Ali'yi seviyormuş. Şiaların ehl-i sünnete bu noktada bir şey demeye hakkı yokmuş. Fakat nasıl ki Hristiyanlar Hazreti Ali'yi ilah derecesine çıkarmışlar, ehl-i sünnet vel cemaat bundan dolayı çekiniyormuş yani. Şimdi bu ikinci delil neydi? Ekseriyeti mutlaka ile evliyanın ve tariklerin kaynak olarak gösterdikleri Hazreti Ali radıyallahu anh olduğu için Şialar bunu delil göstermişler yani abi. Şimdi ekseriyeti mutlaka ile aktapların, şeyhlerin, evliyaların Hazreti Ali'yi merci olarak göstermesi hilafeti onun geçeceği anlamına gelmiyormuş yani abi. Çünkü neden? İkiye ayırdı Şia'yı. Şia-i velayet, Şia-i hilafet, Şia-i velayet meslek itibariyle maruzdur. Mecbur diye çok sevmek, en üstün görmek zorunda olduğunu. Şia-i hilafetin içine ise garaz karışmış. Kin karışmış, siyaset karışmış. Bu yüzden hilafet, böyle onu yüksek görüyorlarmış, onu önde görüyorlarmış yani. Çünkü onu bu şekilde Şah-ı velayet olarak diğer evliyaların kutuplarının göstermesi Hazreti Ali'nin hilafete birinci olarak geçmesinin manasına gelmiyormuş yani. Şimdi bir rivayete göre abi Hazreti Ebu Bekir'le Peygamberimiz konuşuyormuş. Hazreti şurada bir ifade geçmişti. Yukarıda abi birinci de. Birinci nokta itibariyle Hazreti Ali radıyallahu anh başta olarak bütün ehl-i hakikat Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anh takdim ediyorlar. Yani Hazreti Ali'nin kendisi dahi Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın kendisinden daha böyle şahsi kemalat noktasında önde olduğunu söylemiş abi. Kendisi söylemiş yani. Hazreti Ali kendisi söylemiş evet. Şimdi Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'le konuşuyormuş abi. Sahabe efendilerine demişler ki ya onlar böyle acıp acıp böyle hararetli konuşuyorlar ya Ömer. Bir bakar mısın ne konuşuyorlar böyle? Hazreti Ömer gitmiş. Böyle bir 10-15 dakika orada onları dinlemiş. Onlara şey yapmış. Sonra gelmiş. Demiş ben o kadar dinledim demiş. O kadar şey yaptım. Hiçbir şey anlamadım demiş yani. Ebu Bekir'le mi konuşuyor? Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'le konuşuyormuş yani. Hani Hazreti Ebu Bekir şimdi bu üçüncü de bunu tam olarak izaha kavuşturacak yani abi. Hazreti Ali'nin böyle bu derecede şah velayet olması, ilim noktasından, şecaat noktasından, cesaret ibadet noktasından ileride olması, evet üstad o cihetlerde üstünmüş ama akrabiyet-i ilahiye noktasında diğer üç halife yakınmış Allah'a yani. Allah'ın bize olan yakınlığıyla bizim ona uzaklığımız var. Onların üç halifenin hissesi akrabiyet cihetindenmiş yani.
Şimdi burada duruyoruz. Bu üçüncü ve dördüncü delilden devam ederiz inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdülillahi rabbil alamin.